Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanlı gözleme tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. Tarifimiz için 2 tane patlıcan küçük küçük doğradım. 30 dakika tuzlu suda bekletiyorum. Yıkayıp süzdüm. Tavaya biraz sıvı yağ alalım. İnce ince doğranmış bir tane kuru soğan ekledim. Soğanları biraz kavuralım. İnce ince doğranmış 3 tane köy biberi ekledim. Biberleri de kavurmaya devam ediyorum. Yıkayıp süzdüğüm patlıcanları ekliyorum. Patlıcanları muhakkak bu şekilde küçük küçük doğrayın. İnce ince olsunlar. Eğer bu şekilde küçük küçük doğrayıp hazırlarsanız iç harcımız çok lezzetli oluyor. Bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Patlıcanlar da iyice yumuşayana kadar kavuralım. Tuzunu ekliyorum. İki tane rendelenmiş domates ekledim. Kullandığım domatesler küçük domateslerdendi. Bir tatlı kaşığı domates salçası ekledim. İki çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Karıştıralım. Ocağı kapattım. İç harcını bir kenarda soğumaya alalım. Hamuru için 1 su bardağı su, yarım su bardağı yoğurt suyu kullanıyorum. Eğer elinizde yoğurt suyu varsa su yerine hepsini yoğurt suyu da kullanabilirsiniz. Biraz un ekledim. Tuzu una karıştırıyorum. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Yoğurt suyunu gözlemelerin yumuşak olması için kullandım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Çok sert bir hamurda hazırlamayın. Aksi takdirde açarken zorlanabilirsiniz. Ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırladım. Hamuru masanın üzerinde biraz toparlayıp bezeler alacağım. Hamurları eşitleyerek mandalina büyüklüğünde bezeler alalım.
un serptiğim tepsinin içerisine bezeleri alıyorum. Üzerini buzdolabı poşetiyle örttüm. Onun da üzerini bir bezle örttüm ki bezeler kurumasın. Bezeleri dinlendirirseniz çok daha kolay açabilirsiniz. Bir 10-15 dakika kadar dinlendirelim. Bir tane bezeyi aldım. Un serperek hamuru açıyorum. Kullandığınız tavanın büyüklüğüne göre bezelerinizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Eğer küçük bir tava kullanacaksanız o zaman bezelerinizi daha küçük alabilirsiniz. Böylece gözlemelerinizi daha küçük yaparsınız. Ben 30-35 santimlik bir tava kullanıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezelerimi hazırladım. Hamuru açtım. Hamurun bir kenarına hazırladığımız patlıcanlı iç harcından yayalım. Diğer kenarı onun üzerine kapatıp kenarlarına parmak uçlarımızla bastıralım. Baklava üzerine alıp kızgın tavaya alalım. Hafif kızarınca çevirelim. Sık sık çevire çevire pişirelim. Üzerine tereyağı sürelim. Ve bir tabağa alalım. Tereyağı ile yağladığımız taraflar birbirine denk gelecek şekilde üst üste alalım. Nefis patlıcanlı gözleme tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.